Bugün 26 Nisan 2023 kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Lig 20-21 Mayıs'ta Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile başlayacak ve 2-3 Eylül'de de 63. geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri ile tamamlanacak. Ligde yapılan puanlamayla pehlivanlar 2024 yılında düzenlenecek olan Kırkpınar'a katılmaya hak kazanacak. Tanıtım toplantısında konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, lig düzenlemesiyle birlikte Kırkpınar'ın gerçek anlamda yağlı güreşin olimpiyatı olacağını ifade etti. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi tanıtım toplantısı İstanbul'da bir otelde yapıldı. Toplantıya Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, yağlı güreş düzenleyen belediyelerin başkanları ve sporcular katıldı. Bu sezon hayata geçecek olan Türkiye Yağlı Güreş Ligi 7 organizasyondan oluşacak. 20-21 Mayıs'ta Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan güreşleri ile başlayacak olan lig, 10-11 Haziran'da Kocaeli Seka Park Yağlı Güreşleri, 24-25 Haziran'da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 22-23 Temmuz'da geleneksel Ordu Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri, 5-6 Ağustos'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 19-20 Ağustos'ta Yunus Emre Belediyesi 8. geleneksel Yunt Dağı Yağlı Güreşleri ve 3. geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri ile son bulacak. 7 organizasyon sonucunda pehlivanlar yapılacak olan puanlama sistemi ile 2024 yılında düzenlenecek olan 663. Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılmaya hak kazanacak. Toplantıda konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, lig düzenlemesiyle birlikte Kırkpınar'ın gerçek anlamda yağlı güreşin olimpiyatı olacağını söyledi. Kuşkusuz her organizasyonda olduğu gibi, eğer organizasyonda kriterleriniz yoksa, belli bir disipline sahip değilseniz, bir planlamanız yoksa orayı kontrol edemezsiniz. Kontrol edemediğiniz bir şeyi de yönetmeniz mümkün değildir ne olursa olsun. 2014 yılında bu yana önceki görevlerim vesilesiyle birçok kademesinde görev aldığım Kırkpınar'ın hem düzenleme komitesi başkanı hem de sorumlusu olarak hep şunu söyledim. Kırkpınar yağlı güreşin zirvesi midir? Evet. Kırkpınar yağlı güreşin başı mıdır, başkenti midir? Evet. Kırkpınar yağlı güreşlerin olimpiyatı mıdır? Evet. Bu yüzyıllardır söyleniyor. Peki o zaman sorulması gereken soru şu. Her yağlı güreş yapan pehlivanın hayali, hedefi, ideali kısmetini giyerek Kırkpınar'ın doğalı çayırına çıkmak mıdır? Evet. Her isteyen Kırkpınar'ın çayırına doğrudan çıkmalı mı? İşte altın soru bu. Anahtar soru bu. Kardeşim Kırkpınar olimpiyatsa dünyada hangi spor dalında, yüzlerce spor dalı var, hangi spor dalında o dalın sporcuları doğrudan olimpiyata katılıyor? Böyle bir örnek var mı? Böyle bir örnek yok. Peki biz Kırkpınar'ı zorlaştıralım mı? Elbette ki hayır. Ama yağlı güreşin en önemli ögelerinden sporun da temel felsefesi olan o alın terini de ortaya koyalım. Elbette bütün pehlivanlar hayaline kavuşsun, Kırkpınar'ın doğal çayırına çıksın ama ter akıtarak çıksın, mücadele ederek çıksın, emek vererek çıksın, bir mücadeleyle çıksın. Ben Kırkpınar'a her yıl ortalama ağam burada 2400-2500 sporcunun katılmasını istemiyorum. Şu anlamda istemiyorum bunu. Şehrime 100 bin kişi gelsin, 500 bin kişi gelsin, ben yılda 6 milyon turist alan bir şehirim. Benim sayıdan problemim yok. Problemim bu 2400-2500 pehlivanı 3 gün içinde güreştirebilmek. Zaman yok buna, zaman yetmiyor buna. Cuma sabahı biz 8.30'da güreşleri başlatıyoruz. Ya böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Cuma sabahı 8.30. Yağlı güreşte 14 boy var. Burada yıl içerisinde 120'ye yakın yağlı güreş yapılıyor ülkemizde. Bu güreşlerin bazısı daha küçük, bazısı daha büyük ama hepsi çok kıymetli. Bu konuda hiçbir tartışma yok. 100 pehlivanın katıldığı güreş de çok kıymetli. 2000 pehlivanın katıldığı güreş de çok kıymetli. Hepsi çok değerli. Hepsinde bir emek var. Bir heyecan var, bir istek var. Baktığımızda bu 14 boyu bir sistemle, uzmanları tarafından hazırlanacak bir sistemle puanlayalım. Kırkpınar'a da
Başın haricindeki 13 boyda son 50 olur, 32 olur, 64 olur, bunun sayısı belirlenir. Bu şekilde bir sistem kuralım. Ve biz de Kırkpınar'da daha uzun süreli yağlı güreşin kendi felsefesinde olan o kıran kırana güreşleri yapalım dedik. Yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği ya da Belediyeler Birliği böyle doğdu. Bu birliği kurduk. Bu birlik 8 yıl içerisinde yetki alanı içerisindeki gücünün yettiği kadar bu işi düzenlemeye çalıştı. Çok da güzel şeyler oldu. Çok güzel başarılı işlere imza atıldı. Yağlı güreş tekrar canlandı bütün Türkiye'de. Şu anda 150 civarında belediye buraya üye oldu ve her gün de bu sayı artarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun kurulması. Bu Türkiye'de bir milattır. Sevgili İbrahim Türk İş Başkanımız federasyon başkanlığına ilk seçildiğinde kendisiyle konuştuk. Düşüncelerimizi paylaştık hepimiz birbirimizle. Ben bunu yapacağım dediğinde inanmamıştım, doğruyu söyleyeyim. Yine pas geçeriz demiştim. Yine biz bunu konuşmaya devam ederiz demiştim. Ama İbrahim Türk İş'in, az önce de söyledim, o kocaman yüreği için bir kez daha alkış istiyorum. Bunu başardı. Çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum sevgili başkanım. İbrahim Türk İş bizim bu ham düşüncemizi aldı. Onu formatladı, lig haline getirdi. Hiçbir itirazım yok, sonuna kadar da arkasındayım. Belediye Başkanı Recep Gürkan, lige katılan 7 belediyenin büyük bir iş yaptıklarını da belirtti. Ben 7 belediyemizi, 7 belediye başkanımızı da can yürekten kutluyorum. Tarih mücadele edenleri, direnenleri yazar. Tarih öncü olanları yazar. Bu tarih bu 7 belediye başkanını altın harflerle yazacak. Türk yağlı güreşini kurtardıkları için. Tebrik ediyorum. Yağlı güreşte elbette yurdumuzun her köşesinde yaygınlaşması için. Yağlı güreşin sadece geleneksel kültürümüz içinde Türk'ün atasporu vasfıyla, sıfatıyla var olan o ağırlığını yaşatmak için bugüne kadar yaptıklarımızı bundan sonra da daha fazlasıyla sürdüreceğiz. Bütün belediyeler, yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği'nin içerisinde olan bütün belediyeler, şunu da tırnak içinde söylemek isterim. Bizim birliğimizde siyaset hiç yoktur. 8 yıldır hiç siyaset konuşmadık. Ama hepimiz siyasi güçlerimizi birliğin ve yağlı güreşin menfaatleri için kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Geleneksel Güreşler Federasyonumuzun yanındayız, destekçisiyiz ve Kırkpınar'ın bu anlamda, Kırkpınar'ın adında yağlı güreşin koruluyor olması da emin olun ki gelecek yüzyıllara Türk'ün atasporunun daha güçlü, daha dinamik ama geleneklerinden kopmadan taşınmasını sağlayacaktır. Bugün verdiğimiz kararın belki çok farkında değiliz. Ne kadar önemli, ne kadar hassas bir karar verdiğimizin farkında değiliz. Emin olun ki bu önümüzdeki yıllarda daha iyi anlaşacak. 7 belediyemize başka belediyeler eklenecek. Bugün bu sistemin eksikleri olabilir, aksaklıkları olabilir, düzeltilmeye muhtaç yönleri olabilir. Bugün bu kurulmuş olan sisteme karşı olan arkadaşlarımız olabilir. Küsmüş, kırılmış arkadaşlarımız olabilir. Biz hepsini buraya davet ediyoruz. Hiçbir ayrımımız yok. Hepsini seviyoruz. Hepsi yağlı güreş için çok değerli çalışmalar yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Birlikten rahmet doğar. O yüzden bizim bölünmeye değil, birleşmeye, bütünleşmeye, bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya ihtiyacımız var. Tekrar yeni ligin CV Enerji'ye de çok teşekkürlerimi sunarak yağlı güreşimize hayırlı olmasını diliyorum. Kırkpınar'da tekrar görüşmek üzere ağamla beraber hem ağamın adına hem kendi adıma hepinizi 662. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerine davetimi arz ediyorum. Saygılar. 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri için Trakya'daki sınır kapılarında hazırlıklar tamamlandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin sınır kapılarındaki oy verme işlemi 27 Nisan 2023 Perşembe saat 8'de başlayıp 14 Mayıs Pazar günü saat 17'de sona erecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Pazarkule, Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Dereköy gümrük kapılarında oylarını kullanabilecek.
Edirne'deki Pazarkule sınır kapısında oy verme işlemi için hazırlıklar tamamlandı ve sandıklar kuruldu. Modernizasyon çalışmalarında sona gelinen Pazarkule sınır kapısında Türkiye'ye giriş yapan seçmenlerin oy kullanacakları alanlara bilgilendirici yazılar asıldı. 27 Nisan Perşembe günü itibariyle başlayacak oy verme işlemleri öncesi bazı seçmenler sınır kapılarına gelerek yetkililerden bilgi aldı. Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Muzaffer Sert, gümrük kapısında oy kullanıp kullanamayacağı konusunda yetkililere danıştığını ifade etti. Demokratik haklarımızı kullanmak istiyoruz. Ben yurt dışındayım, Almanya'dayım uzun yıllardan beri, şu an izindeyim. Geldim, gümrük kapısında oy kullanabilir miyim diye bir danışayım dedim. Yarından itibaren inşallah oylarımızı kullanacağız. Tabii daha çok kolay, yani basit bizim için. Yurt dışında tabii orada da gidip vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz ama burada gerçekten de daha basit gelip kısmet olursa oyumuzu kullanıp döneceğiz. Çok güzel bir sistem, yani hiç vakit kaybetmeden, sıraya girmeden, kuyruğa girmeden, beklemeden, zaman kaybı olmadan hemen oyumuzu kullanıp günlük hayatımıza devam edeceğiz. Seçimin milletimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah her şey güzel olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımız demokratik haklarını kullanıp tercihlerine göre oylarını versinler. Edirne'nin Keşan ilçesinde yerleşim alanlarına 160 metre mesafe alanda 2 ay boyunca patlatmalı şekilde faaliyet gösterdiği öne sürülen taş ocağına Edirne Valiliği tarafından verilen ÇED gerekli değildir kararına karşı bölge halkı tarafından açılan davanın duruşması bugün Edirne İdare Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma sonrası bölge halkı adına açıklamalarda bulunan avukat Bülent Kaçar, Saros FSRU limanına taş taşımak için Keşan halkını hiçe sayan bu proje tanıtım dosyası ve idari kararına Edirne İdare Mahkemesi'nin iptal edeceğine inanıyoruz dedi. Bu taşın Saros FSRU limanına taş taşımak için Keşan halkını hiçe saydığı bu proje tanıtım dosyası ve idari kararı Edirne İdare Mahkemesi'nin iptal edeceğine inanıyoruz. Edirne'nin Keşan ilçesinde yerleşim alanlarına 160 metre mesafe alanda geçtiğimiz yıl 2 ay boyunca patlamalı şekilde faaliyet gösterdiği öne sürülen taş ocağına Edirne Valiliği tarafından verilen ÇED gerekli değildir kararına karşı bölge halkı tarafından dava açılmıştı. Davanın duruşması bugün Edirne İdare Mahkemesi'nde görüldü. İki tarafın avukatlarının dinlendiği davada mahkeme heyeti 15 gün içerisinde nihai kararı taraflara iletecek. Duruşma sonrası bölge halkı adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan avukat Bülent Kaçar, Edirne İdare Mahkemesi'nin iptal kararıyla hukuka aykırılığı kanıtlayacağını düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Bölgeye zararlı taş ocağı faaliyetine ÇED gerekli değildir kararını verdiği için bu davayı açmıştık. Bugün de Edirne İdare Mahkemesi davamızın duruşmasını gerçekleştirdi ve tarafları dinleyerek önümüzdeki günlerde iptal veya red kararını açıklayacak. Ancak görüyoruz ki eksik yanlış bilgiler içeren alelacele hazırlanmış proje tanıtım dosyasına dayalı verilen bu Edirne Valiliği'nin bu projeyi çevresel etki değerlendirmeden kaçırmaya dair kararı bilirkişi raporuyla da sabit olduğu üzere bilime aykırıdır. Edirne İdare Mahkemesi'nin de bu hukuka aykırılığı iptal kararıyla kanıtlayacağını düşünüyoruz. Hukuka inanıyoruz. Çünkü Keşan kamuoyu bu hukuksuz projenin o zamanlar engellenmesi için çok büyük çabalar gösterdi. Büyük emekler verdiler. Aradan geçen zaman içinde BOTAŞ avukatları, Çevre Şehircilik avukatları da itiraf ettiği üzere biz işimizi bitirdik, bu sahadan çekildik, dava konusuz kalmıştır gibi afaki savunmalarla bu davamızı boşa çıkarmaya çalışsalar da Keşan halkı davasına sonuna kadar sahip çıkıyor. BOTAŞ'ın Saros FSRU limanına taş taşımak için Keşan halkını hiçe saydığı bu proje tanıtım dosyası ve idari kararı Edirne İdare Mahkemesi'nin iptal edeceğine inanıyoruz. Kamu zararı olduğu gibi kalacak. Bizim müvekkillerimiz ve Keşan halkı oradaki o tozu, o gürültüyü, o can güvensizliğini, o trafik tehlikesini, kamyonları, iş makinelerinin gürültülerini çektikleriyle kalmaması için biz de sonuna kadar idari, hukuksal, bütün yasal yolları kullanacağız. Tüm şikayetleri,
gerek proje tanıtım dosyasını hazırlayanlar, gerek bu idari kararı imza atanlar hakkında da haklı, meşru, yasal mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğiz. Proje mühendislerinin duruşmada söylediği projeyle ilgili ödül aldık sözleri hakkında da konuşan avukat Kaçar, Edirne İdare Mahkemesi vereceği iptal kararıyla gerçek ödülü halkımıza verecektir ifadelerini kullandı. Ben hangi ödülü aldıklarını anlayamadım çünkü bir yeşil elma, İngiltere'den yeşil elma aldık, İngiltere'den altın elma ödülü aldık gibi anlaşılmaz laflar ettiler. Eğer bu eksik yanlış projeye tanıtım dosyasına sahip Keşan halkını bu kadar endişeye düşüren bir projeye İngiltere'den ödün aldılarsa başlarına koysunlar. Ama gerçek tu halkımız zaten BOTAŞ'a da bu idareye de vermiştir. Umarız Edirne İdare Mahkemesi de vereceği iptal kararıyla gerçek ödülü halkımıza verecek. Keşan Yukarı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Nedim İşlek ise söz konusu bölgenin yeniden Keşan'a kazandırılması gerektiğini ifade etti. Orası bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde Sarı Kız bölgesi olaraktan geçen doğal sularımızın yerden kaynadığı ve derimizin aktığı nesli yeri olaraktan da mahallemizin kullandığı bir yerdi. Ama orada da taş ocakları açıldıktan sonra oradaki patlatmalar esnasında bu yeraltı sularımız kayboldu orada. Birkaç tane çeşmemiz var yine Keşan halkı oralardan da su alıyor. Ama bizim en son yapılan taş ocağı galeri sistemine geçti orada. O patlatmalarda galeri sistemine geçtikten sonra orada büyük bir gürültüde büyük bir patlama oldu. 1 kilometreyi aşık bir alana büyük kaya parçaları, taş parçaları gelmeye başladı. Biz Keşan Kaymakamlığı'na o dönem içerisinde mahalle olaraktan gidip dilekçe verdik. Kapanması açısından. Taşlarla beraber oradan taşınma esnasında okul bölgesi bizim orası. Trafik oradan akıyor. 40 kilometre ileride Sarıosluk Köprüsü'ndeki PSRO testlerini oraya taşıdırdılar. O esnada çocuklarımız da mağdur oldu. En son davamız herhalde bu olması lazım. Bunun iptal edilmesi lazım. O bölgemizin Keşan'a tekrar kazandırılması lazım. Çok değerli bir bölgemiz çünkü Keşan'ımız o tarafa doğru gidişliyor. Tam sınır bölgemizde ormanla iç içeyiz. Keşan Kent Çevre Ekoloji Platformu Sözcüsü Salih Akafalı da adaletin bölge halkı lehine karar vereceğine emin olduklarını söyledi. Tam da taş ocağının olduğu bölgedeyiz. Orada yaşıyoruz hepimiz. Burası yani muhtarımın da anlattığı gibi 20 yıl önce yerleşim alanı içinde kaldığı için kapatılan bir bölge. Fakat o dönemde atıyorum 20 kişi oturuyorsa şu anki nüfusumuz 10-15 bin bizim. Orada içeride söylenildiği gibi okul güzergahı, tozuydu. Yani astım hastalarının da çok büyük şikayetleri oldu. Çocuklarımız okula gidip gelirken çok büyük şikayetler yaşadık. Dedikleri de hiçbir şey gerçek değil aslında. Kesinlikle kendi anlattıkları gibi değil, yaşayan biliyor. Bizler orada yaşayan halk olarak elimizden geleni yaptık ve yapıyoruz. Adaletin de bizim lehimize karar vereceğine çok çok eminiz. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık kurum müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi. Edirne'de kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Kırbıyık, "Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde görüyoruz ki tüm kurumlarımız koordinasyon içerisinde etkin ve verimli bir süreç yöntemiyle çalışmalarını tamamlama, hayata geçirme gayretinde." dedi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık kurum müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda kentteki kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, devam eden ve planlanan kamu yatırımları hakkındaki mevcut durum ve önümüzdeki süreçte atılacak adımlar da görüşüldü. Vali Kırbıyık toplantıda yaptığı değerlendirmede, "İlimizde kurumlarımız tarafından son derece önemli projeler yürütülüyor. Şehrimizin mücevheri Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmaları, Pazarkule Gümrük Kapısı yenilemesi, nehir yatakları temizleme çalışmaları ve kurumlarımızca yürütülen birçok çalışma hızlı bir şekilde devam ediyor. Diğer taraftan toplantıda ilimiz için çok önemli olduğunu değerlendirdiğimiz tarımsal sulama, tarımsal ürün çeşitliliği ve sulama göleti projelerini, Edirne'mize kazandırmayı planladığımız spor tesislerini ve devam eden tesis projelerini, yine şehrimiz için son derece kıymetli olan kültür ve inanç turizmine katkı sunma, kalite ve kapasite artırma noktasında devam eden ve planlanan yatırımlarımızı, devam eden kamu binası inşa şartlarında gelinen aşamayı, altyapı yatırımlarını, organize sanayi bölgesi kurulum ve genişletme çalışmalarımızı, okullarımızla ilgili çalışmaları, eğitim yatırımlarını ve sağlık alanındaki yatırımlarını da değerlendirmiş olduk. Tabii deprem bölgesinde olduğumuz dönemde de ilimizde devam eden proje ve çalışmaları takipte olduk.
Bununla birlikte dönüşte de gerek gerçekleşme oranlarını tespit etmek ve gerekse önümüzdeki süreçte çalışmaların hızlandırılması, varsa sıkıntıların aşılması yönünde yapabileceklerimizi değerlendirmek amacıyla kurum müdürlerimizle bu toplantıyı gerçekleştirdik. Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde görüyoruz ki tüm kurumlarımız koordinasyon içerisinde etkin ve verimli bir süreç yönetimiyle çalışmalarını tamamlama, hayata geçirme gayretindeler. Bu vesileyle teşekkür ediyor, kendilerinden aynı gayretle, aynı heyecanla, aynı samimiyetle çalışmalarına devam etmeleri beklentisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum dedi. Edirne'de meslek ve emek örgütleri Saraçlar Caddesi'nde broşür dağıtarak vatandaşları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne davet etti. Meslek ve emek örgütleri adına basın açıklaması yapan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Edirne İl Temsilcisi Nedim Zobar, taleplerimizi haykırmak, yoksulluğa ve hayat pahalılığına hayır demek için tüm halkımızı 1 Mayıs'ta alanlara davet ediyoruz dedi. Yaşasın 1 Mayıs, işçinin, emekçinin birlik, mücadele ve dayanışma günü. Edirne Emek ve Meslek Örgütleri adına Türk İş, DİSK, Birleşik Kamu İş, KESK, TUMOP, TTB, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Edirne Bileşenleri basın açıklamamıza destek vermiştir. Kendilerine teşekkür ederiz. Hep birlikte 1 Mayıs'ta alanlarda buluşmak dileğiyle. Basın açıklamamızın ardından el broşürlerimizi dağıtacağız. Halkımızı, esnafımızı 1 Mayıs'ta alanlara davet edeceğiz. Katılımınız için teşekkür ederiz. Edirne Meslek ve Emek Örgütleri vatandaşları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne davet etti. Halka verelim değil mi? Merhabalar. Sizler de emekçi olarak oradasınız. Bizim güvenliğimiz için oradasınız. Saraçlar Caddesi'nde Türk İş, DİSK Birleşik Kamu İş, KESK, TMOB, TTB, Türk Diş Hekimleri Birliği Edirne Bileşenleri adına basın açıklaması yapan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Edirne İl Temsilcisi Nedim Zobar, taleplerimizi haykırmak, yoksulluğa ve hayat pahalılığına hayır demek için tüm halkımızı 1 Mayıs'ta alanlara davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Emeğin sömürülmediği, %1'in değil %99'un mutlu yaşadığı, sendikal hak ve özgürlüklerin, örgütlenmenin, hak aramanın yollarının önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı, herkesin güvenceli kadro olarak çalıştırıldığı, işçinin ve insanca yaşamaya yetecek bir ücretinin olduğu, KHK düzenine son verildiği, ekonomik krizlerin, salgınların, depremlerin, afetlerin faturasının halka ve emekçilere yıkılmadığı, kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği, kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, düşünce ve ifade özgürlüğünün suç olarak değerlendirilmediği ve cezalandırılmadığı, eğitim ve sağlık hizmetlerinin nitelikli ve parasız olduğu, emeklilik düzenlemelerindeki adaletsizliğin giderildiği, emeklilerin insanca yaşayabileceği bir maaş aldığı, ekoloji ve çevre katliamlarına son verildiği, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin egemen olduğu bir dünya ve ülke istiyoruz. Taleplerimizi haykırmak, yoksulluğa ve hayat pahalılığına hayır demek için tüm halkımızı 1 Mayıs'ta alanlara davet ediyoruz. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Basın açıklamasının ardından meslek ve emek örgütü temsilcileri Saraçlar Caddesi'nde broşür dağıtarak vatandaşları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne davet etti. Tamam, pardon. Biz teşekkür ederiz. 1 Mayıs'ta davet. Merhaba arkadaşlar. Davetiniz. Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Edirne Milletvekili adayı Avukat Tarık Hatipler, büyük zafere emin adımlarla ilerliyoruz dedi. AK Parti Edirne Milletvekili adayı Avukat Tarık Hatipler seçim çalışmalarına Edirne'nin Meriç ilçesinde devam etti. Hatipler Meriç ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdikten sonra Subaşı ve Küplü beldesiyle Ada Sarhanlı, Kavaklı, Arnavutköy ve Akçadam köylerinde ziyaret etti.
etti. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan hatipler yağmur çamur demeden büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade ederek vatandaşlarımızın samimiyetine güveniyoruz ve hizmetlerimizin sahada karşılık bulduğunu görüyoruz. Son 20 yılda da bu böyle oldu. Vatandaşlarımızı şimdi daha güçlü hizmetlerle buluşturacağız. 2023'e doğru adam, doğru ellerle, zaferle gireceğimize inanıyoruz dedi. 7'den 70'e herkesten büyük destek aldıklarını belirten hatipler, seçimlere sadece 3 hafta kaldı ve biz her gün cadde cadde, sokak sokak dolaşıp vatandaşlarımızla, esnafımızla buluşuyoruz. Ortam çok güzel ve olumlu. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı büyük bir teveccüh var. Vatandaşlarımız olaylara ferasetle bakıyor, olanları görüyor, kimin kimin ne olduğunu, hangi terör örgütleriyle işbirliği yaptıklarını da çok iyi biliyorlar. Bu yüzden güçlü, kararlı ve eminiz. 14 Mayıs'ta büyük zafere emin adımlarla ilerliyoruz şeklinde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili adayı Ahmet Baran Yazgan seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Keşan için birçok projesi olduğunu belirten vekil adayı Yazgan, Edirneli hemşerilerimin omzuna yük olan Enes Keşan Karayolu ve Hamzadere Barajı'nın inşasını ivedilikle halledeceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili adayı Baran Yazgan ilçe ilçe dolaşarak esnaf ve vatandaşları ziyaret ediyor. Son olarak Edirne'nin Keşan ilçesine giden vekil adayı Yazgan bir dizi kurum ve kuruluş ziyaretlerinde bulundu. İlçe örgütleriyle birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde vekil adayı Yazgan halkın ve esnafın sorunlarını dinledi. Öte yandan Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı ile de bir araya gelen Yazgan iş dünyasındaki sorunlara ilişkin istişarelerde bulunarak vaatlerini açıkladı. Keşan'ın en önemli sorununun 30 yıldır konuşulan ancak çözülemeyen Enes Keşan Karayolu olduğunu belirten Yazgan, mevcut yolu en kısa sürede insani şartlarda kazaların olmayacağı ve kolay ulaşım sağlanacak hale getireceklerinin sözünü verdi. İş dünyasının sorunlarını bildiğini belirten Yazgan, ben de içinizden biriyim, dertlerinizi biliyorum. İktidarımız döneminde iş insanlarının, esnafın, üreticilerin sırtından vergi yükünü kaldıracağız dedi. Bu ziyaretlerinin hemen ardından Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz ve yönetimini ziyaret eden Yazgan, Hamzadere Barajı'nın bitirilmesi için en hızlı şekilde çalışacağının sözünü verdi. Kendisinin Ankara'ya kapanan bir vekil olmayacağının altını çizen Yazgan, kendi seçim sahamızda sorunları hızlıca tespit edip sorunu kökünden halleden bir vekil olacağım dedi. İYİ Parti Edirne Milletvekili adayları Profesör Doktor Mehmet Akalın ve Dilek Kırmızı Meriç ilçesinde esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. İYİ Parti Edirne Milletvekili adayları Profesör Doktor Mehmet Akalın ve Dilek Kırmızı seçim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında dün Meriç ilçesine giden Akalın ve Kırmızı ilçedeki esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sosyal medya hesabından ziyaretler hakkında paylaşım yapan Akalın, esnafların ürününü satamamaktan, vatandaşların ise alım gücünün düşmesinden şikayetçi olduğunu ifade ederek hep birlikte güneşli günlere az kaldı ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Zakir Tercan seçim çalışmalarını hızla devam ettiklerini belirterek MHP geliyor, Edirne'de 14 Mayıs'ta 3 ilal dalgalanacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Teşkilatı seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ziyaretler kapsamında yazılı basın açıklaması yapan Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Edirne MHP'nindir diyerek 14 Mayıs seçimlerinde Edirne'den 2 milletvekili çıkaracaklarına inandıklarını kaydetti. Tercan açıklamasında, "İnanmışız, inanmışlara yenilgi yoktur, mutlak zafer vardır. Bizi bağrına basan Keşan ilçemiz, 14 Mayıs'ta MHP adına tarih yazacaktır İnşallah. Edirne MHP'nindir. 14 Mayıs'a kadar uyumayacağız, yorulmayacağız. Edirne'de 3 hilali dalgalandıracağız. Kararlıyız, inanmışız, iman etmişiz. Edirne'den milletvekili çıkaracağız. Bilge liderimize sözümüz var. Adım atmadık yer, sıkmadık el bırakmayacağız. 15 Mayıs'ta Edirne'mizi şanıyla bilge liderimizin huzuruna çıkaracağız. Ayrıştırmak size, kucaklamak bize yar oldu. Cenab-ı Allah'a binlerce şükürler olsun. Edirne'mizin MHP'ye ihtiyacı var. Ve bu susuzluğu gidereceğiz. Çünkü MHP geliyor. Güzel bir Edirne bırakmak için yılmadan çalışacağız. Edirne'de 14 Mayıs'ta 3 hilal dalgalanacak inşallah ifadelerine yer verdi. Yeniden Refah Partisi Edirne Milletvekili adayları düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.
14 Mayıs 2023'te gerçekleşecek genel seçimlerde yeniden Refah Partisi Edirne Milletvekili adayı olarak gösterilen isimler bugün bir işletmede düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Birinci sıra adayı Hakan Çalışkan, ikinci sıra adayı Tugay Sütcan ve üçüncü sıra adayı İsmail Oral'ın tanıtıldığı toplantıya Kurucu Merkez İlçe Başkanı ve İl Başkan Vekili Ali Kaan Dağdelen, Kadın Kolları İl Başkanı ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı da katılım gösterdi. Birinci sıra adayı Hakan Çalışkan, koltuklara değil dertlere çare olmaya talip olduklarını ifade etti. Bizler kurulduğumuz günden 23 Kasım 2018 tarihinden bu yana aynı çizgide yolumuza devam etmekteyiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz ve doğrunun yanında yanlışın karşısında olacağız. Bir tarafta 7 benzemez ortağın bir araya gelerek kurdukları Millet İttifakı, diğer tarafta ise aynı mukaddesat yolunda ilerleyen Yeniden Refah Partisi olarak bizim de içinde yer aldığımız 4 partinin oluşturduğu Cumhur İttifakı vardır. Yine biliyorsunuz ki başından beri niyetimiz Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığında tek başımıza girmekti. Lakin gelinen süreçte karşı cephede yer alan birbirinden farklı görüşlerin bir araya gelerek ülkemizin maddi ve manevi kazançlarına göz dikmeleri, özellikle bizim kırmızı çizgimiz diye tanımladığımız birçok manevi konuda tahribata gidecek olmaları, bu konuda yaptıkları söylemlerden dolayı bizleri Cumhur İttifakı saflarına katılmayı zorunlu kılarak tarihi bir sorumluluk almaya mecbur etmiştir. Bu ittifak kararında milletvekili pazarlığı ve bakanlık pazarlığı gibi küçük hesapların içerisine hiç girmedik. Sunduğumuz 30 maddelik talebimizde ülkenin menfaatleri için gerekli olduğuna inandığımız maddelerdir. Bunlardan kısaca bahsetmem gerekirse, örneğin üretim, istihdam ve ihracat ekonomisinin uygulanması, ilave vergi ve zamlardan kaçınılması, belediyelerin borçlanmasına ilişkin tedbirlerin alınması ve israfların önlenmesi, tarımsal kotaların kaldırılması, çalışanların ve emeklilerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırının aşağıda olmamasının temin edilmesi, dil, din, ırk ve gelir düzeyi ayrımı yapmadan herkes için adaletin tesis edilmesi, Suriyelilerin güvenli şekilde ülkelerine dönüşünün temin edilmesi ve mazotta vergi alınmaması gibi başlıca 30 maddeden oluşuyor. Sadece bu 7 karanlık masaya ülkeyi ve milleti teslim etmemek için bu 7'li masanın iş başına gelmesine vesile olmamak için Cumhur İttifakı'na içerisinde yer aldık. Hayra motor, şerre fren olma fonksiyonumuzu mecliste çok daha güçlü bir şekilde yerine getireceğiz. Mecliste milletimizin sesini çok daha etkili bir şekilde duyuracağız. Edirne'de olduğu gibi tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla seçimlere giriyoruz. Bizlere şerefli oylarıyla destek olacak seçmen ve sevenlerimize sesleniyoruz. İttifakta olduğumuz için baraj problemimiz yoktur. Rahatlıkla oylarınızı Yeniden Refah Partisi'nin adaylarına verebilirsiniz. Bizler koltuklara değil, dertlere çare olmak ve dürüst çalışmanın onuruna talibiz. Yeniden Refah Partisi Edirne Milletvekili adayları olarak çalışmalarımızı hızlandırarak 14 Mayıs tarihinde zaferle çıkmak için gayretlerimizi göstereceğiz. İkinci sıra adayı Tugay Sütcan ise 1999 doğumlu olduğunu ve yaşıtlarına güzel örnek olmak istediğini belirtti. Benim doğum tarihim 1999. Bizim Yeniden Refah Partisi olarak sloganımız önce ahlak ve maneviyat üzerine. Bizde tabii şimdi kuşaklar arası bir söylemler var. X kuşağı, Z kuşağı vesaire. Ben 99 doğumlu birisi olarak bu kardeşlerime hüsnü misal teşkil etmek, güzel örnek olmak istiyorum. Bundan dolayı milletvekili adayı oldum. Genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın tensipleriyle, uygun görmesiyle milletvekili adayı olduk. İkinci sıra, Edirne ikinci sıra milletvekili adayı olduk. İnşallah hayırlara vesile olsun. 14 Mayıs günü milletimizin, devletimizin hayırına en güzel muvaffakiyet
Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın olmasını temenni ediyorum. Teşekkürler. Üçüncü sıra adayı İsmail Oral da güzel bir seçim süreci geçirmeyi temenni ettiklerini söyledi. Aslen Çanakkale'deyim. Yaklaşık 9 seneden beri Edirne'deyim. Esnaflık yapıyoruz burada. Amacımız güzel bir seçim süreci geçirmek. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Edirne Belediyesi Emek Pazarı ve Emek Evi'nde faaliyette bulunan kadınlar için kadın sağlığı eğitimi verildi. Edirne Belediyesi Emek Pazarı ve Emek Evi'nde faaliyette bulunan kadınlara yönelik kadın sağlığı eğitimi verildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimi, Trakya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü stajyerleri verdi. Meme muayenesi, dış genital bölge muayenesi ve pelvik taban egzersizi eğitimleri verilerek, eğitime katılan kadınlara kendi kendini muayene etme yolları, hastalıkların belirtileri, doktora çıkılması gereken durumları ve tedavi yöntemleri öğretildi. Eğitimde bedensel temizlik, üreme sağlığı, kadınsal hastalıklardan korunma yöntemleri gibi konularda bilgi alan kadınlar, eğitim sonrası memnuniyetlerini belirterek düzenlenen eğitim için teşekkür ettiler. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 6 lira 25 kuruş, en yüksek 6 lira 93 kuruş, ortalama 6 lira 53 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlı kisi ortalama 11 lira 52 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 72 lira 20 kuruş, en yüksek 125 lira, ortalama 101 lira 47 kuruş. Düve en düşük 72 lira 80 kuruş, en yüksek 95 lira 50 kuruş, ortalama 87 lira 59 kuruş. İnek en düşük 68 lira, en yüksek 95 lira 20 kuruş, ortalama 82 lira 86 kuruş. Koyun en düşük 31 lira, en yüksek 53 lira, ortalama 46 lira 83 kuruş. Süt kuzusu en düşük 85 lira, en yüksek 98 lira, ortalama 93 lira 76 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 16 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Medrese Ali Bey Mahallesi, Çukurçeşme Sokak, No 1'deki Yaşam Eczanesi. Tıp Fakültesi Kavşağı, D100 Karayolu Üzeri, No 2'deki Şimşek Eczanesi. Serbest piyasada dolar 19 lira 42 kuruştan, euro 21 lira 49 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1247 lira 26 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 4786 puandan işlem gördü. Haberlerimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.